Sultanım Hazretleri, yüzümü yere koy. Mutluluk sığınağı olan ayağınızın bastığı toprağı öptükten sonra benim devletimin güneş, saadetimin sermayesi sultanım. Eğer bu ayrılığın ateşine yanmış, ciğeri kebap, yüreği harap, gözü yaş dolu, gecesini gündüzünden ayrılmayan, hasretle yasına batmış, çaresiz aşkınızla hastalanmış, Ferhat ve Mecnun'dan beter divane kulunuzu sorarsanız, nasıl ki sultanımdan ayrıyım, bülbül gibi ahım ve feryadım dinmedi. Ayrılığından öyle bir halim var ki, Allah kâfir olan kullarına dahi vermesin. Benim mutluluğum, benim sultanım. Günler oldu ki, sultanım tarafından bir haber belirmedi. Allah en iyi bilendir ki, bu türlü rahatlık yüzü görmeyip, geceden sabaha kadar, sabahtan geceye kadar sürekli ağlayıp, kendi hayatımdan el çekip, dünya gözüme dar oldu. Bilmem ne edip ne eğileceğim. O yüce Allah hasretlerinden tez ümidim ve isteğim odur ki, çabucak gelip mübarek endamını görüp, yüzümü ayağınızın tozuna sürmeyi nasip ve kismet edin. Benim sultanım, yalvarır ve rica ederim ki, tezce mübarek kağıdınızı gönderesiniz. Zira billahi yalan değil. Bir hafta, iki hafta geçe ulak gelmeyi, alem velvele eder, türlü türlü sözler söylenir. Sakın benim kendi nefsim için istediğimi sanmayınız. Mir Mehmet Hanım'a, Selim Hanım'a bin bir dualar ve övgüler edip mübarek gözlerini öperim. Ve sonra Bayezid kulunuz, Cihangir kulunuz, Mihrimah cariyeniz ayağınızın toprağına yüz sürerler. Efendilerinin ellerini öperler. Kabul oluna. Sultanım, bağışlayın fakat ben de Hatice Sultanımızla aynı düşünüyorum. Hünkârımız bugüne kadar Hürrem'in yaptığı hiçbir şeye inanmak istemedi. Buna da itibar etmeyecektir. Buna inanacak Gülfem. İnanması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Hürrem bir kere daha zafer kazanmamalı. Anlıyor musun? Bu onun ölüm fermanı. Bizzat kendim teslim edeceğim hünkârımıza. Ehli adamları seçtim, mutlaka halledeceklerdir. İnşallah Sümbüla. Öbür türlüsünü düşünmek bile istemiyorum. Ben asıl ondan sonrası için korkuyorum. Şah Sultanımız bunun peşini bırakmaz. Başına gelenleri hünkârımıza anlatacaklardır. Anlatmaz. Zira akıllı olduğu kadar da gururlu bir hatun o. Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun? Eğer bize dokunursanız kelleleriniz gider. Durun, yapmayın! Allah'ım sen bizi koru ya Rabbim. Nerede söyle? Ne nerede? Ne dediğini anlamıyorum. Evrak nerede? Hürrem'in işi bu.
Sultanım! Yardım edin! Yardım edin! Konuşsana Hatun. Yoksa acımam, keserim gırtlağını. Bunu yapamazsın. Böyle bir emir aldığını sanma. Hayır! Sakın! Sakın! Evrak nerede? Yalvarırım, bıraktı onu. Sakın bir şey yapma. Bırak Hatun'u. Tamam. Kendisine yardım etmek istedim hünkârım. Ancak Hürrem kabul etmedi. Vaziyeti öğrenince derhal borcu kapattım. Karşılığında da elinizdeki bu evrağı aldım. Hürrem'in mührünü görünce beynimden vurulmuşa döndüm. Nasıl böyle tedbirsiz davranabilir? Savaş halinde olduğumuz Venediklilere nasıl borç senedi verir? Mevzu bahis olan hanedanımızın itibarı. Size eşkıyalar saldırdı ve sen bunu Hürrem'in yaptırdığını mı söylüyorsun? Başka kim olabilir ki? Hususi olarak bu evrağı sual ettiler. Gülfem şahit. Doğrudur hünkârım. Zaten başka bir şey almadan çekip gittiler. Söyleyeceğim başka bir şey yoksa çekilebilirsin. Sen de Gülfem. Hepsi bu kadar hünkârım. Bağışlayın. Bunları anlatıp sizi üzmek istemezdim. Fakat hakikati bilmeniz lazımdı. Hünkârım, en güvendiğim adamları yolladım. Civarda tahkikat yapıp eşkıyanın izini sürecekler. Alkaçoğlu, derhal payitahta git. Hürrem Sultan'ı al ve buraya benim yanıma getir. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım. Buyurun Sultan. Sultanım, geleceğinizden haberim yoktu. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Rüstem Paşa. Fahriye, sen burada kal. Emredersiniz sultanım. Hayrola Hatun? Nedir mesele? Hürrem geldi nihayet. Yol boyunca düşünme fırsatı oldu. Söyleyeceği her lafı hesap etmiştir. Her şeyi inkar edip sizi itham edecek. Neyle itham edebilir ki beni? Bütün deliller aleyhine. Her şey bir yana. Bize saldırmakla büyük hata etti. Sizin de istediğiniz bu değil miydi?
Evet. Evrağı almak için saldıracağından emindim. Beni de bu yüzden çağırdınız zaten. Öyle değil mi? Hadiseye şahit olmam için. Benden Hürrem'i alan şahit mi istediniz? Ben de yapıyorum. Canımın sultan, nihayet döndün. Seni dünya gözüyle bir kez daha görmek nasip oldu ya. Ölsem de gam yemem. Süleyman. Evvela halletmemiz icap eden bir mesele var Hürrem. Şah-ı Huban geldi. Seninle alakalı bazı şeyler anlattı. Giritti ailesine mensup Venedikli bir hatundan borç almışsın. Vaka bizzat mühürlediğin bu evrakta bunun ispatı. Daha da mühimi, kız kardeşimin ve Gülfem Hatun'un yolunu kestirmiş, onlara zulmetmelerini emretmişsin. Doğru mu bu? Konuş Hürrem. Ne demek oluyor bütün bunlar? Derhal izah et ver. Ne söylememi istiyorsun Süleyman? Kendimi neden müdafaa edeyim? Sen zaten kararını çoktan vermiş... Beni bu çirkin ithamlara layık görmüşsün. Aksini ispat edecek bir diyeceğin varsa söyle diye çağırdım Hürrem. Sefer yüzünden nakit darlığı vardı. Cariyelerin, ağaların, yevmiyelerini bir türlü veremedik. İyice birikti. Ben de Rakel Hatun'dan borç aldım. Ancak ne hikmetse paralar hareme ulaşmadan çalındı. Kim çaldı? Şah Sultan'ıma itham edeceksin. Başka kim olabilir? Süleyman. Sen yokken bana saldırdılar. Hatice Sultan'la birlik olup oyun oynadılar. Haremde ziyan çıkması için o paraları mahsus çaldılar. Şah-ı Huban sana yardım etmek istemiş. Lakin sen gurura kapılıp kabul etmemişsin. Sonra da yevmiyeleri kendi vermek istemiş. Buna da mani olmuşsun. Sırf haremdeki gücümü, itibarımı sarsmak için o para teklif edildi. Ben ki Sultan Süleyman zevçisiyim. Nasıl kabul ederim bunu? Savaşta olduğumuz Doç'un ailesinden borç alıyorsun. Lakin kardeşimden almıyorsun, öyle mi? Süleyman, bana inan kim olduğunu bilmiyordum. Rakel Hatun onu bana tavsiye etti, bu yüzden itimat ettim. Hatamı kabul ediyorum. Her ne olursa olsun, tetkik etmem lazımdı. Ama vaktim yoktu Süleyman. Haremde isyan çıkmasın diye bir an evvel paraları vermek istedim. Parayı bulunca da borcu hemen kapatmak istedim. O parayı nereden buldun?
Sana temlik ettiğim çiftlik ve arazileri sattın, öyle değil mi? Süleyman Sefer vakti seni bu meselelerle meşgul edemezdim. Bu yüzden kendim halletmek istedim. Süleyman bana tuzak kurdular. O Venedikli Hatun'la işbirliği yapan Şah Sultan'ın ta kendisidir. Hatun evrağı benden aldığı gibi sultanımıza götürmüş. Demek bu yüzden yollarının kesilmesini emrettin. Evrakı ellerinden alırsan senin yaptıklarını ispat edemezlerdi. Hayır. Yalan. Buna sakın inanma. İftira. Zinhar benimle bir alakası yok. Başka kim olabilir Hürrem? Eşkıya olsalar onca mücevheri bırakıp evrakın peşine düşmezlerdi. Ne malum öyle olduğu? Sen sadece Şah Sultan ne anlattıysa onu biliyorsun. Belki eşkıya bile saldırmadı. Süleyman. Benim canımın canı. Sebebi varlı. Sakın inanma onlara. Sırf bizi ayırmak için mahsus oyun ediyorlar. Ağalar. Hazırlık başlasın. Payitahta dönüyoruz. Bana inandı değil mi? Hepsi bir yalan. Vaktiyle Hatice sırf senden intikam almak için kendini ölesiye dövdürdü. Ve seni itham etti. Şimdi de Şah Sultan aynısını yapıyor. Anlaşılan o ki Hatice'me inanmamakla hata etmişim. Süleyman. Sen burada kalıyorsun Hürrem. Hünkârım, validem gelmiş. Şahı babam, Gülfem. Derhal hazırlığınızı yapın, payitahta dönüyoruz. Hünkârım, Hürrem'in geldiğini söylediler. Hürrem burada kalıyor. Sultanım. Malkoçoğlu, hazırlıklar tamam mı? Tamam hünkârım. Ne vakit münasip görürseniz yola çıkabiliriz. Hala, gidelim. Lütfi Paşa, sen Şahuban ve Gülfem'le birlikte dönersin. Rüstem, sen de şehzadelerimle birlikte bizi takip et. Hünkârım bağışlayın. Sizin Hürrem Sultanımızla döneceğinizi sanıyorduk. Hazırlıklar öyle yapıldı. Söylediklerimi duymadı mı paşa? Ne diyorsam onu yap. Emredersiniz hünkârım. Zafer şenlikleri devam ediyor.
İstersen gidip birlikte seyrederiz. Validem yokken Şenliği baba. Bir türlü anlamıyorum. Önce validemi Edirne'ye çağırdınız. Sonra onu orada yalnız bırakıp döndünüz. Kardeşlerim rahatsız olduğunu söylediler. Ama ben iyi olduğunu biliyorum. Neyin cezası bu? Sen bunları düşünme Mihrimah. Bu validenle benim aramda bir mevzu. Öyleyse müsaade edin. Ben de validemin yanına gideyim. Onun orada yalnız kalmasına sizin gönlünüz razı olabilir. Ama benim asla böyle... Hiç kimse bir yere gitmiyor Mihrimah. Dairene dön. Hiç değilse sebebini... Sana dairene dön dedim.